birimlerden hangisi diğerlerini kapsar demiş. Aslında mantık olarak en büyük kavramdan bahsediyor bize. Bir popülasyon bir türden oluşuyordu. Komünite popülasyonlardan meydana geliyordu. Habitat bir canın yaşadığı bir ortamdı sadece. Bu bir ekosistemin içerisi de olabilir. Doğru mu? O zaman en büyük kavram sanki böyle atmosfer gibi canlıların yaşayabildiği, en fazla yaşayabildiği yer. Aslında bütün ekosistemlerin oluşturduğu kısımdı biyosfer. Biz nasıl gösteriyorduk bunu? Tür organizma. Organizma işte popülasyonları meydana getiriyor. Popülasyonlar komüniteleri meydana getiriyor. Komüniteler yanlarına cansızları alarak ekosistemleri meydana getiriyor. Bütün ekosistemler ise biyosferi meydana getiriyor. Dolayısıyla bakın küçükten büyüğe sıraladığınızda biyosferden daha büyük bir kavram zaten yoktu. Bir ortamın toprağında bulunan tüm mikroorganizmalar bir neden dolayı yok oluyormuş orman ekosisteminde. Neye neden olur? Bakın bu orman ekosisteminde siz saprofitleri, kemosentetikleri yok ettiğiniz zaman bunlar olmazsa bir kere organik artıklar ortamda birikir. Çünkü amonyak ve karbondioksite kadar dönüşemeyecek organik artıklar. Amonyak oluşmadığı için nitrit ve nitrat dönüşümleri de olmayacak kemosentetik canlılar tarafından. Dolayısıyla bitkiler nitrit nitrat tuzlarını alamayacaklar. Besin zincirleri uzamayacak, tam aksine canlılar ölmeye başlayacak arkadaşlar. Madde ve enerji akışı aksayacak, yavaşlayacak. Üretici ve tüketicilerin sayı ve çeşidi azalacak. Cevabımız ne oldu? Yalnız 3. Bakın ekosistem örneğini sormuş. Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan otçul memeliler. Bir kere bu bir komünite örneği, birden fazla popülasyon var. Çünkü otçul memelilere işaret ediyor. Ege Denizi'ndeki kıkırdaklı balıklar yine komünite, değil mi? Birden fazla popülasyon var. Bolu Dağı'ndaki kızılçamlar bu bir popülasyon, sadece kızılçam, tek bir tür. Manyas Kuş Cenneti'ndeki balıkçıl kuşlar hangi kuşlar? Yani balıkçıl bir sürü alt tür var. Yine neden bahsediyor? Komüniteden bahsediyor. Ama sana Sakarya Nehri demiş. Bir nehirden bahsediyor. Bu nehrin içerisinde canlı faktörler de var, cansız faktörler de var. Yani biyosferi oluşturan ekosistemlerden sadece bir tanesi. Cevabımız E seçeneğinde. Bir ekosistemde durumlardan hangisinin gerçekleşmesi ekosistemdeki tüm biyotik faktörlerin sayıca azalmasına neden olur? Yani bakın üretici, tüketici, ayrıştırıcılar hepsi azalacak. Ortamdaki karbondioksit optimum düzeyde tutulur. Optimum en iyi demek hocam. Neden azalsın ki? Saprofit canlılar sayısal artış gösterse ortamdaki organik artıklar azalacaktır. İnorganik bileşikler oluşacak. Bu da inorganik bileşikler oluştuğu için üretici canlılar artacaktır. Bu da gitti. Üretici canlılar sayıca azalırsa, arkadaşlar üreticiler azalırsa tüketiciler azalır. Tüketicilerin azalması anlık da olsa ayrıştırıcıyı arttırsa da belli bir yerden sonra ne olacaktır? Bunlar da azalacaktır çünkü kendilerine dönen organik artık azalacaktır. Dolayısıyla bakın cevabı bulduk. Son tüketici aşırı artış gösterirse son tüketici buradaki canlı, buradaki canlıyı azaltır. Ama buradaki canlı azalırsa buradaki canlı artar. O yüzden hani burada hepsi bütün üretici, tüketici, ayrıştırıcılar bir anda azalır diyemezsiniz. Sonuçta ayrıştırıcıları da etkilemeniz lazım. Birincil tüketici canlıların sayıca artış göstermesi, mesela Z'nin sayıca artış göstermesi T'yi azaltır ama mesela saprofitlere de oradan bir etki yapamaz. O zaman cevabımız ne oldu? C seçeneği. Bir deniz ekosisteminde gözlenen 4 canlı türünden oluşan bir besin zinciri gösterilmiş. Tek hücreli yeşil alg, midye, iskorpit, somon balığı. Şimdi buna göre açıklamalarından hangisi yanlıştır? Madde ve enerji akışını tek hücreli yeşil alg başlatır. Yani mantık burada işte şöyle yapalım. A, B, C, D diyelim. Yeşil alg altta, sonra midye, sonra iskorpit, sonra da somon balığı. Tek hücreli yeşil algın ürettiği besinin tümü somon balığına aktarılamaz. Tabii ki aktarılamaz. Yani nedir? Burada daha dışkı oluşacak. Doğru mu? Ya da burada. Midyenin biyokütlesi iskorpitin biyokütlesinden fazladır. Nedir arkadaşlar? Biyokütle üreticiden son tüketiciye doğru azalır. Burada B büyüktür, C diyor zaten. Deniz suyundaki ağır metallerin somon balığının dokularında bulunma oranı tek hücreli yeşil alge göre azdır. Hayır, dokularda biriken zehir üreticiden tüketiciye doğru ne oluyordu? Artıyordu. Zaten 3 şeyi bileceksiniz arkadaşlar kesinlik sorularında. Potansiyel enerji üreticiden tüketiciye azalır.
biyokütle üreteceğin tüketiciye azalır. Ama DDT gibi, işte civa gibi, kurşun gibi ağır metaller dokularda biriken zehirler artar. Tek hücreli yeşil algin toplam sayısı iskorpitin toplam sayısından fazladır. Nedir? Üreticiden tüketiciye doğru genellikle birey sayısı ne olur arkadaşlar? Azalır demiştik. Hatta işte bir ortamdaki ot sayısı ile işte kartal sayısını kıyaslayın tarzında bir de cümle kurmuştuk. O yüzden cevabımız ne oldu? D seçeneği. Bir besin zincirine ait piramit verilmiş. Değişkenlerden hangileri kullanılır? Bakın üreticiden tüketiciye doğru azalmış. Ne azalıyordu? Potansiyel enerji azalıyordu. Biyokütle azalıyordu. Doğru mu? Ama biyolojik birikim artıyordu. Bu olmaz. Biyokütle olur. Depolan enerji olur. Toplam birey sayısı neydi? Üreticiden tüketiciye doğru genellikle azalırdı. Bu da olur. Cevabımız ne oldu? 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi spot sorular arkadaşlar. Hiçbir şekilde size zaman kaybettirmeyecektir. Azot döngüsünde görev alan B1, B2 ve B3 bakterilerin görev aldığı dönüşüm basamakları verilmiş. Buna göre hangi bakteri türlerinin etkinliği sonucu oluşan ürün bitkiler tarafından topraktan alınarak azotlu organik bileşik üretiminde kullanılır? Yani bu sorunun Türkçesi şu arkadaşlar. Amonyak, nitrat, serbest azot. Bunlardan hangisini bitki doğrudan kullanabilir? Şimdi atmosferdeki azot %70 oranında ama hiçbir bitki arkadaşlar atmosfer azotunu kullanamaz. Tamam mı? O azotun bir şekilde nitrat tuzlarına dönüştürülmesi lazım. Amonyak da kullanamazsın. Bak tekrar söylüyorum. Nitrat tuzlarına dönüştürmen lazım. Ya da bunu fikse etmen lazım. Fiksasyon yapman lazım bir şekilde. Çünkü organik artıkların saprofitler tarafından amonyak karbondioksite dönüştürülmesi yetmez. Bu amonyağın kemosentetikler tarafından nitrite ve nitrata dönüştürülmesi gerekir ki bunu da kemosentetik canlılar yapabilir. O yüzden cevabımız ne olur arkadaşlar? Yalnız B2. Çünkü B1 bakterisi bakın saprofit, B3 bakteri ise denitrifikasyon bakterisi. Yani o havanın serbest azot miktarını arttırıyor. Atmosfer azotunu doğrudan tutan iki tane canlı bileceksiniz zaten arkadaşlar. Rizobium bakterileri bir de sudaki siyanobakteriler. Bunların dışında azotu doğrudan kullanabilen canlılar zaten yok maalesef. Bir ekosistemde yer alan farklı canlı grupları arasındaki beslenme ilişkisi aşağıda gösterilmiş. KLM ve N ile simgelenenler farklı bitki türleri olduğuna göre hangisi yanlıştır diyor. Bakın bitki, 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 bitki yiyen bir otçul hayvan var. Y hem bitki yiyor hem hayvan yiyor hem etçil hem otçul. Z de aynı şekilde Y yiyor, bitkileri yiyor hem etçil hem otçul. T, Z yiyor, etçil. Yani o zaman bakın X birincil tüketicidir, doğru. Y ve Z hem etçil hem otçuldur yazdık, doğru. T ekosistemde son tüketici, onunla beslenen yok buraya göre. Y ve Z aynı trofik düzeyde yer alır, soru işareti koyuyorum. Y ve Z besin için rekabete girebilir, evet. M ve N onların ortak besini çünkü. Şimdi neden aynı trofik düzeyde yer almaz? Çünkü arkadaşlar bakın bir karışıklık olacak şimdi. Normalde atıyorum işte K, L, M, N bitki. K ile L ile beslenen bir X var burada. M ve N ile beslenen de Y ve Z var ama Z aynı zamanda Y'yi de yiyor. Y'yi yiyorsun ama Y de X'i yiyor. Ama sonra bu ikisi bunları yiyor. Şimdi zaten buradan aynı trofik düzeyde olmadığı anlaşılıyor. Sonuçta Z Y'yi yiyorsa bir üst basamakta olması lazım. O zaman o yüzden aynı trofik düzeyde bulunamaz diyorum ve cevaba D diyorum. Bir ekosistemde hangileri gerçekleşebilir diyor. Ekosistemi bir bütün olarak üretici, tüketici, ayrıştırıcı yani biyotik faktörlerle beraber bir de abiyotik faktörleri düşüneceksiniz. İşte havanın değerleri olsun, ışık miktarı, nem miktarı, pH miktarı, su miktarı o şekilde. Işık enerjisi kimyasal enerjiye çevrilebilir üreticiler tarafından. Atmosferdeki oksijen ve karbondioksit bir şekilde dengeye getirilebilir. Üretici üretir, tüketici ayrıştırıcı, pardon. Oksijen için konuşalım, evet. Üretici üretir, tüketici ayrıştırıcı azaltır. Ya da karbondioksit için kullanırsanız bu cümleyi üretici azaltır, tüketici ayrıştırıcı arttırır. Bir şekilde dengeye getirir. Madde ve enerji akışı bu sayede zaten sağlanır. Üretici karbondioksit özümlemesi yapar. Karbondioksit özümlemesi yani karbondioksiti yapıya katmak yani besin üretmek. Bu sayede bu besin tüketicilere, ayrıştırıcılara ulaşır ve bir döngü sağlanmış olur. Cevabımız ne oldu? E seçeneğinde. Burada bir de şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar.
Enerji akışı ifadesi doğru bir ifadedir ama enerji döngüsü yanlış bir ifadedir. Enerji dönmez, üreticiden tüketiciye doğru tek yönlü ve azalarak devam eder. Unutmayın lütfen. Kelime oyunlarına düşmeyelim. Güzel bir soru. Bakın, ekolojik denge halinde olan bir ekosistemde T anından itibaren nitrifikasyon bakterilerinin sayısında artış gözleniyor. Nitrifikasyon bakterileri ne yapıyordu hocam? Amonyağı nitrite, nitrata çeviriyordu. Yani bu adamlar kemosentetik canlılar. Kemoototrof canlılardı. Karbondioksitle suyu birleştirip gayet besin üretebiliyorlardı. Doğru mu? O zaman T süre sonra karbondioksit azalabilir. Amonyak dönüşümü gerçekleştirdikleri için, yani amonyağı nitrite, nitrata dönüştürdükleri için amonyak da azalabilir. Azot gazı miktarını azaltan kişiler arkadaşlar fiksatörlerdir. Fiksatörler kim? Rizobiyum bakterileri ve siyanobakterilerdir. Azot gazını azaltanlar. O yüzden nitrifikasyon, yani kemosentetik canlılar değildir. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Aydınlık ortamda bulunan bir canlının ortamdaki oksijen ve karbondioksit miktarındaki değişimi grafikte verilmiş. Bu canlı ile ilgili hangileri kesin olarak doğrudur? Şimdi bir kere karbondioksiti azaltıyorsanız bu karbondioksit özümlemesi yaptığınız anlamına gelir. Fotosentez de olabilir, kemosentez de olabilir. Bir soru işareti koyalım. Yani bir şekilde bir karbon döngüsünde etkinlik gösterdiğiniz ve besin sentezlediğiniz ortada. Ama besin üretimini kemosentezle gerçekleştirir demiş. Şimdi grafiğe bir daha bakalım. Oksijen sabit kalmış arkadaşlar. Hani temel teoride böyle aksi iddia edilmediği sürece kemosentezde şöyle bir cümle vardır. İnorganik bileşiklerin oksitlenmesiyle açığa çıkan enerji karbondioksit ve suyun birleştirilmesi için, yani besin üretimi için kullanılır. Şimdi bu oksijen, oksidasyon özür diliyorum. Buradaki oksijenle yapılsa oksijen azalması lazım. Doğru mu? O yüzden bununla ilgili bir ifadem yok. Ha, birisi gelir de der ki ya bazen işte oksidasyon için oksijen kullanmak zorunda mısın? Belki bir elektron kopması vardır, bir yükseltgenme vardır. Bilmediğimiz zibilyon tane reaksiyon var arkadaşlar. O zaman onlara da şu cevabı vermek isterim. Yani oksijen sabit kalıyorsa kardeşim, oksijene bir cevabın yoksa açığa oksijen çıkartamıyorsundur. Belki bir H2S kullanan, belki bir H2 kullanan işte kemosentetik ya da fotosentetiksindir. Yani o yüzden bu cümle arkadaşlar kesinlik arz etmiyor. Ama dediğim gibi düz mantık düşündüğümüzde kemosentetik olsan oksijeni azaltırsın kardeşim. Yani bu en azından onu gösteren bir reaksiyon. Ama dediğim gibi arkadaşlar, hani biz bile öğretmenler olarak daha bu tarz kemosentetik reaksiyonları tam anlamıyla anlamış değiliz. Şimdi dürüst olmak lazım bu konuda. Çünkü sadece basit basit kavramlar var. İşte elektron taşıma sistemi de var burada. İşte burada da NADPH var, aynı fotosentez gibi, ama hani bunlar kısıtlı arkadaşlar bilgiler. En nihayetinde bu konu biyoloji değil aslında. Bu konu biraz biyokimya konusu, biraz organik kimya konusu. O yüzden onları anlayana kadar, daha doğrusu inorganik kimya konusu aynı zamanda. Onları anlayana kadar da maalesef bizim burada net bir cevap oluşturmamız mümkün değil. O yüzden hani kendinizi de kasmayın. Bakın biz bile çok böyle havadan konuşuyoruz. Kesin olarak doğrudur ifadesine buraya kemosentez diyemiyoruz. Ben bu grafiğe baktığım zaman arkadaşlar, bir kara ekosisteminde diyor ya, besin zinciri, farklı halkalar. Şimdi X, Y, Z türü için sanki şöyle bir şey varmış gibi geliyor bana. Hani X türüne ait canlılar oksijen açığa çıkarttığı için böyle bir üretici olsun. Bu besin ve oksijeni X'i kullanan, mesela şu şekilde bakın, besin olarak ve oksijen olarak kullanan Y türüne otçul desem, otçulu da bakın Z türü, bir de ottan gelen oksijeni kullanan Z türü, sanki böyle onu yiyen bir hayvan olarak düşünüyorum. Yani Y otçul, burası etçil, bu da üretici. Bence bir hata yok. Neden? Çünkü bu ikisi de aynı zamanda karbondioksit çıkartıyor solunumla. Bakın, biyokütleyi sıraladığınız zaman yukarı doğru biyokütle azalır da, o zaman X büyük Y büyük Z olacak. X türünden Y türüne aktarılan enerji Y türünden Z türüne aktaran enerjiden fazladır. Neden? Çünkü potansiyel enerji yukarı doğru azalacaktı. Bu ifade de o zaman doğru. Z türüne ait canlılar ikincil tüketicidir. Bakın, birincil tüketici, ikincil tüketici. Ortamda oluşabilecek kimyasal kirlilikten en fazla X etkilenir. Hayır. Besin piramidinin tepesine doğru kirlilik artardı.
X türüne ait canlılar ototrof özellik gösterir. Evet, o ne yapıyor? Karbondioksit kullanmış, oksijen açığa çıkartmış, belli ki fotosentez yapmış. Dediğim gibi cevabımız D seçeneğinde.